Evet, biraz önce canlı yayındaydık. Sanırım bağlantı koptu. Bu arada RCISS Turkey kodlu kişi canlı yayına katılmak için istek göndermiş. Hemen dedim kendisine. Ama Merhaba Mehmet. merhaba Biraz Osman Bey, teşekkür ederim. nasılsınız? İyidir, sen nasılsın? Bari iyisin. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bu güzel bayram gününde canlı yayınla derneğimiz adına etkinlik, bir program gerçekleştirmek istedik. Bütün pertemnelleri bekliyoruz. Biraz önce bir canlı bağlantıdan koptum. Şimdi Osman Bey, sözü size bırakalım. Bu güzel bayram günüyle ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Öncelikle herkesin bayramını kutluyorum. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı çok önemli bir bayram. Bu sene de 100. yılı. 23 Nisan'da ne olmuş? 1920 yılında ilk önce milli mücadelemizden evvel bir meclis kurulmuş. Bu meclisin kurulmasıyla şu sağlanmış. Bütün Türkiye'nin bir arada olduğu, temsil edildiği bir yapı oluşturulmuş ilk önce. Tabii burada Atatürk'ün dehasını bir kere daha görüyoruz. Yani işte bir asker ne yapar? İlk önce canla başla savaşır. Ama planını, programını yapmadan evvel herkesi bir araya getirerek, tek yürek yaparak ondan sonra böyle bir mücadeleye girişiyor. Bence bu çok önemli, değerli. Yani milli mücadelemize, bağımsızlığımıza çok önemli, değerli. Ve 100. yılımız. Bu 100. yıl nasıl pertemniyeli 150. yılı, yani her okula nasip olmuyorsa her ülkeye de 100. yılı herkese nasip olmuyor. Yani dolayısıyla önemli. Yani bizim 100 yıllık bir meclis kültürümüz var. Bir parlamenter sistem kültürümüz var. Dolayısıyla temsiliyet bakımından, demokrasi bakımından bu çok önemli. Tabii bunu geleceği temsil edecek çocuklara hediye etmesi Atatürk'ün, bu da ayrı bir deha. Bu da çok önemli. Dolayısıyla yani her ülkeye belki nasip olmayan güzel bir bayramımız var. Ama tabii geçmiş yıllardan farklı olarak bu sene hiç kimsenin öngöremeyeceği şekilde Evde kutluyorum. evde Evdeyiz. kutluyoruz. Yani bu kimsenin aklına gelmezdi. Böyle bir dünyada yaşayacağımız, böyle bir işte virüsün insanlara musallat olacağı ve sonrasında da bu şekilde insanların evlerinde bir şekilde tıkılı yaşayacağı bir şekilde olmaları kimsenin aklına gelmezdi. Ama bu şekilde yaşanıyor. Ama bu bayramın coşkusunu, önemini azaltmıyor. Aynen o şekilde. Bizim hissettiğimiz, bu bayram hakkında hissettiğimiz şeyleri azaltmıyor. Dolayısıyla bu milli duygularımızla birlikte böyle bu şekilde bayramı kutluyoruz. Şimdi biraz da saat 9'a yetiştirmek bakımından, senin zamanı da böyle idareli kullanman bakımından Murat Bey'e de bağlanacaksın benden sonra. Evet. Şimdi biz de dernek olarak tabii bu beklenmeyen zamanlarda işte dernek aktivitelerini bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Mesela bizim Nisan ayında bir genel kurulumuz vardı. Mecburen ertelemek zorunda kaldık. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen yazıyla birlikte muhtemelen Temmuz veya Ağustos ayına ertelenmiş oldu. Yapacağımız işte aktivitelerdir, işte kahvaltılardır, lokalde yapacağımız işte etkinliklerdir. Bunları da ertelemek zorunda kaldık. Mentörlük programında biliyorsun seminerler, o planlamalarımız vardı, seminer planlamalarımız. Onları ertelemek zorunda kaldık. Ama tabii olayın biraz böyle şokunu atlattıktan sonra yavaş yavaş camiamıza neler sunabiliriz? Mesela bu işte Instagram'da yaptığımız canlı yayın onun bir parçası. Bu konuda Evet. da sen yok Evde olduğundan herkes, zaten şöyle söyleyeyim. Senin başkanlığınla birlikte aslında dernek çok faal ve etkin, daha etkin bir hale geldi. İstersen bu pertemniyel adına evdeyiz ama durmuyoruz. Aslında bu sloganla birlikte bu bayram gününde bu canlı yayını başlatmak istedik. Yani güzel bir günde bu programı başlatmak istedik. Tabii ki bu güzel günün anlam ve öneminden bahsediyor olacağız. Sayın hocamız Murat Erdin de biraz sonra yayına katılacak. Kendisi en başta da belirttiğim gibi Kadir Has Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve aynı zamanda yazar. Ve zaten bizim derneğimize de geldi. Öğrencilerimiz de bilgilerini ve tecrübelerini de paylaştı.
Tabii bugünün anlam ve öneminden bahsedeceğiz. Yeri gece koronavirüsünün şu anki bizdeki etkisinden bahsedeceğiz. Ama onun da öncesinde senin başkanlığını yürüttüğün süreçteki zaten dönem işte Temmuz'da tekrar seçimler olacak. Neler yaptın? Biraz bunlardan bahsedebilir misin? Sonrasında Murat Erden'e zaten bağlanıyor olacağız. Ya aslında bu çok uzun bir konu olur. Bundan sonraki ikinci yayını da istiyorsan dernek veya camiamız hakkında, Perteniyel hakkında yapabiliriz. O zaman Ama çok kısaca kısaca şöyle söylemek diyelim. gerekirse Bizim bir amacımız vardı. Aslında geçmiş kuşaklarla gelecek kuşakları birleştirmek. Yani camiaya sahip çıkmak. Bunun altında yapılan her şey zaten buna hizmet ediyordu. Birkaç cümleyle sadece senden duymak için sordum. söyleyebilirim. Biz mentorluk programı çok önem verdiğimiz bir program. Bu eski kuşaklarla yeni kuşaklar arasında köprüyü sağlayacak bir programdı. Şimdi bu mentorluk programında öğrenciler lokale gelip çalışıyorlardı. İşte üye iletişimleri yapıyorlardı, etkinlikler yapıyorlardı. Bu dönemde tabii bunu yapamıyoruz. Ama onlar için biz şu an ne yapıyoruz? Mesela onlar şu an yabancı öğretmenlerden İngilizce online ders alıyorlar. Her akşam İşte iki grup öğrenci katılıyor. Bir saat 4 ile 8 arası veya 9 ile 11 arası ikisini de birlikte de alabiliyorlar. Ya bu dönemde de İngilizcelerini geliştirmelerini, işte öğlenleyin zaten okuldaki derslerini alıyorlar. Akşamleyin de İngilizcelerini geliştirmeleri için böyle bir program oluşturduk. Camiamıza ulaşmak adına bu Instagram yayınlarıyla bir şekilde artık yani insanlarla iletişim veya kitlelerle iletişim bir şekilde bu sosyal medyaya kayıyor. Hani şahsen ben ne kadar bu konuda geri olsam da bu yayına bağlanırken bile yanlış adresten bağlandım. Bu yüzden kusura bakmayın. Ama bu Ben de bir şekilde an koptum bunları falan sen tanımadığım bir yerden istek gelince yani. Kim bu? dolayısıyla yani bu şekilde bir adapte olmamız gerekiyor. Yani bu Facebook'tur, sosyal medyadır, hani diğer şeylerde bunları kullanmak gerekiyor. Ve bunun haricinde de işte bize ulaşan Perteniyaliler var. İşte 65 yaş üstü mezunlarımıza işte yapacağımız etkinlikler vardı. Mesela biz o duyuru yaptıktan sonra bizi bir 3-4 kişi aradı. Yani iki kişiye ulaştık. Yani yardım götürsek de diğer insanlar da en azından Perteniyal'in bizim yanımızda olduğunu bilmekten dolayı çok sevindik dediler. Bu çok önemliydi. Yine aynı şekilde mesela İstanbul'un değişik yerlerinde yaşayan mezunlar hani bu bölgede bir yardım gerekiyorsa biz yardımcı olabiliriz dediler. En az bir 25-30 kişi hani bu konuda bize ulaştı. Tabii bu Perteniyal camiasının dayanışması ilelebet devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti nasıl sonsuza kadar devam edecekse Burada aslında sözünü keserek şöyle bir dipnot geçmek istiyorum. Yardım derken sakın akla sadece maddi yardım gelmesin. Manevi destekten de bahsediyoruz. Yani eski mezunlarımız şu anda çok yüksek pozisyonlarda, çok iyi yerlerde. Onların bilgileri, tecrübeleri bizim için çok değerli. Bir günlerini ayırıp, hele ki şu dönemde aslında evden eve bile bu mentorluk programını devam ettirebiliriz. Yeni nesillere o tecrübelerini aktarmaları bile en büyük yardım. Bu anlamda maddi, manevi her türlü desteği Perteniyal Camiası olarak eski mezunlarımızdan bekliyoruz. Kendini daha güçlü hissetmek adına. Bu arada yayınımızı dinleyenleri de böyle teker teker selamlarımızı da gönderelim. Ben istiyorum ki biraz daha interaktif olsun. Kimler katılmış? Sude var. Sonra bazı nickname'ler falan var. Onları matchmaker falan artık bilmiyoruz kim ama. Onur'a selam, Atı'ya selam, Eyüp'e selam, Serap var. İnternet programı olmasını istiyoruz. Evet, sizlerle daha ağırlıklı konuşacağız ama sorusu olan, ben de yayına katılmak istiyorum diyen herkes notunu yazarsa yorumlar kısmına direkt herkes nihayetinde interaktif bir program olduğu için yayına katılabilir. Osman şu an için evden çocuk sesleri geliyor bu arada arkadan değil mi? Şimdi ilk defa bağlanınca gel. La. Gel. Dur bakayım gelirse eğer Evet. oğlum da 2,5 yaşında. O da şimdi etrafta şey yapıyor. Merak ediyor ne yapayım diye. Biz lafı daha fazla uzatmayalım istiyorsan. Tamam. Oğlum gelmedi. Murat Erdoğan. Şukur var. Dinliyoruz demiş. İyi akşamlar demiş. Yayına bağlanmak istiyorsa kendisini de alabiliriz. Direkt şu Tamam. anda Murat Erdin'e bağlanmak istiyorum ben.
Murat Tamam. Erdin, biraz önce söylediğim gibi Kadir Has Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve aynı zamanda yazar. Hem biraz kitabından bahsedelim, hem bugünle ilgili düşüncelerini alalım kendisinin. Kendisi de Fertevniyel mezunu. Tabii ki Murat Bey de bana istek gönderebilirse buradan. Biraz da evet canlı yayında ilk defa yaptığımız için Evet, ilk defa kendisini... yaptığım ilk en günah olmaz. Evet. Dolayısıyla herhalde benim Murat için Bey. gerekiyor. Çıkmam gerekiyor ki onun istek göndermesi gerekiyor Bence o herhalde. şekilde değil diye tahmin ediyorum. Öyle. Murat Bey'den bir istek bekliyoruz. Yasin Yücel katılmış. Kendisine el sallıyoruz. Herkes bu arada yorum yaparken mezun olduğu tarihi de yazabilir mi? Mesela Yasin Yücel 95 mezunu belki 2000 mezunu. Herkes yazabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Yani şimdi bu aslında sosyal medya, dijital platformlar daha enteresan bir durum oluşturdu aslında. Biz mesela lokalde bir etkinlik yaptığımız zaman insanların zamanlarının olması, işte o gün işte uygun olmaları veya uzaklık bakımından işte yakın olmaları gibi durumlardan dolayı katılamayabiliyorlar. Ama bu Evet. aslında hatta kolaylaştırıyor. Yani bizim birbirimize tanış olmamızı, Evet. etkileşimimizi artırabiliyor. Yani dolayısıyla bu Hatta mecra. bir şey sözünü keseceğim. Bu Evet. arada Hakan demiş ben 2001 mezunuyum. Hakan biliyoruz. Hakan artık seni biliyoruz. Yasin 2003 mezunuyum demiş. Cem Çotuk var. Yanlış telaffuz ediyor olabilirim. 89 mezunuyum demiş. Bu arada Hakan'dan da şey rica edeyim. Bizi arka planda teknik olarak desteklesin. Murat Bey yayına bağlanıp bana istek gönderebilir mi? Bala Kaynar Kan 1982 mezunuyum demiş. Maşallah. Zaman Ne güzel insanlara ulaşıyoruz. Bakın şu canlı yayında bile. Ben Murat Bey'i şu anda canlı yayına bekliyorum. Umarım. bağırcığım, ben çıkmadan yer açılmayacak herhalde. Çünkü Instagram'da Tamam. ilk O tarzı zaman olabilir. şöyle yapalım. Osman Gültekin'e teşekkür edelim. Ve sıradaki konu. Galiba Murat bağlandık. Bey, en sonunda ulaşabildik size. Evet, Biraz merhaba, merhaba. nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi bayramlar diliyorum. Bizler de iyiyiz. Sizleri gördük daha iyi olduk. Bizler de sizin bayramınızı kutluyoruz. Bu arada ben de arkaya Türk bayrağını astım ama biraz herhalde yukarı asmışım. Sadece kırmızı görünüyor. Murat Bey, Teşekkür. siz kaç mezunuydunuz? Pertevniyel'den kaç yılında mezun oldunuz? Ben galiba yanlış hatırlamıyorsam 86 olsa gerek. 86 mezunu. O zaman 86 yılı mezunlarımızı da bekliyoruz şu anda canlı yayına. Öncelikle hoş geldiniz diyoruz tekrar. Bu güzel Hoş bulduk. bayram günü. Sesi açayım. Ses biraz az geliyor. Tabii Evet. ki. Şimdi biraz daha iyi. Evet. Murat Bey, saat 9'a yaklaşıyor. Saat 9'da hepimiz yayını falan bırakıyoruz bir kenara, balkonlara çıkıyoruz zaten. Sizin de talebiniz üzerine tam böyle balkona çıkmadan bir saat önce yayını yapalım ki o coşkuyu hep birlikte yaşayalım istedik. Bu bayram günüyle ilgili en başta duygularınızı, düşüncelerinizi alalım. Sonrasında da artık konuşalım. Valla mutluyuz tabii. Az önce Fertengel Lisesi'nden Yetişenler Derneği Başkanı, kıymetli Başkan Osman Gültekin de anlattı. Bu bayramı aslında hep birlikte tabii sokaklarda ellerimizde bayraklarla kutlamak isterdik ama bu sene böyle oldu. Umarım korona günlerinden hep birlikte çıkarız. Sağ salim çıkarız, sağlıklı bir Evet, şekilde hayırlısı. çıkarız Fertengel camiası olarak. Ya bu noktada hepimizin alınan tedbirlere destek olması gerekiyor. Evde kalmak gerekiyor. Sağlığımızı korumamız gerekiyor. Ya biz Pertevniyaliler olarak bu bilince sahibiz. 23 Nisan vesilesiyle de bu Evde Kal kampanyası ve Instagram yayını da gerçekten güzel oldu. Derneği kutluyorum Bahar Hanım. Sizi de kutluyorum. Ya 23 Nisan önemli bir bayram hiç kuşkusuz. Cumhuriyetimizin kurucusu rahmetli Atatürk'ün bu bayramı çocuklarımızı adamış olsa da demokrasimiz için de çok önemli bir kavramla özdeşleşmiş durumda. Ulusal egemenlik kavramıyla özdeşleşmiş. Bu bayramda biz Yüce Meclisimizin 100. yaşını kutluyoruz. Bu önemli bir şey. Yani bir ülkenin cumhuriyeti, bir ülkenin demokrasisi için önemli. Bir parlamentonun
100 yaşına gelmiş olması. Bu noktada Atatürk'ün ulusal bütünlüğü sağlaması adına daha milli ordudan önce meclisi kurması ve meclisi arkasına alması onun milli iradeye ne kadar önem verdiğini gösteriyor doğrusunu isterseniz. Ve bu hepimizi de gururlandırıyor. Biz tertemiyat camiası olarak bunu biliyoruz ve tarih öğretmenlerimizden de zaten lisede gördük. Her ne kadar 1920 yılından bu yana bu meclis işte 3 kez darbelerle kapatıldı, bir kere bombalandı, hatırlayacaksınız yakın zamanda bombalandı hem de hepimiz kahrolduk. Böyle badireler atlatan bir meclise ve bu 100 yaşına basan meclise hepimizin gözümüz gibi bakması lazım. Çünkü milli iradenin yansıdığı yer Türkiye Büyük Millet Meclisi ve ulusal iradeyi de bir kişi veya bir parti değil, bütün kişiler, bütün partiler, siz, ben, hepimiz, bütün ulus temsil eder. Şu anda etrafa bakıyorum balkondan ve insanlar sokağa çıkma yasağı olduğu için evlerinde oturuyorlar ama bütün apartmanlar ışıl ışıl, ışıkları yanıyor ve Bayraklarla renklenmiş. Evet. kendiler de evlerde, onlar da bizi izliyorlar bir kısmı en azından. Bizi izleyen herkese de iyi akşamlar diliyorum, hoş gelmişler yayınımıza. Önemli, gerçekten önemli ve herkesin bayramını kutluyorum, bahar yıldırım. Çok teşekkür ediyoruz. Klasik bir soru soracağım ama hani sormadan da hani olmaz diyorum. Murat Bey, bu eski bayramlar nasıldı? Yani eskilerle yenileri, gerçi bu soru daha çok dini bayramlar için sorulur ama aslında Halit Kıvanç bir Pertevnel mezunu. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 1940'lı yıllarda mezun olmuş bir büyüğümüz. Eskilere dönersek 23 Nisan'da Pertevniyel'de nasıl kutlamalar olurdu? Şu anda tabii ki bugünden bahsedemiyoruz maalesef ama bir eski ile yeniyi karşılaştırmak gerekirse aradaki nasıl artı veya eksi nasıl fark görüyorsunuz? Tabii eskiyi bana sorduğuna göre beni de yaşlı gördüğün anlamına geliyor. Çok naziksin, çok teşekkür ederim. Ama Estağfurullah. ben tabii Halit abiye, Halit Kıvanç'a huzurlarınızda saygılarımı göndermek isterim. Çünkü onun sunduğu, şimdi bizi izleyen ve yaşı müsait olan bütün Pertevniler hatırlayacaktır. Halit abinin sunduğu 23 Nisan şenlikleri TRT'de yayınlanırdı. Evet. Ve Halit abi de olağanüstü sunardı. Yani o şefkatiyle, harika ifadesiyle, şahane Türkçesiyle dünyanın dört bir yanından gelen çocuklar Ankara'da buluşurdu. Ve çoğu çocuklar da bizim Türk ailelerinin yanında Evet. kalırdı. Kendimizi biz uygar dünyanın, o dünyanın bir parçası gibi hissederdik. Halit abiye de buradan selam gönderelim. O kadar Evet, sağ olun. sevecenlikle sunardı ki hayran kalırdık. Yani bizim üstadımız Halit Kıvanç. Ve bütün herkes o Erovizyon programı üyesi izleniyor. olduğu için efendim. Herkes aynı söylediklerinize katılmakla beraber o programa kilitlenirdik. Yani sabahtan akşama tüm ülkeleri izlerdik. Tüm ülkenin Doğru çocuklarını. doğru. Yani ailece izlerdik. Sadece çocuklar değil, ailece Ben de hatırlıyorum izlerdik. Murat Bey, bakınca. Efendim? Ben de Sizin hatırlıyorum. Ben ki biraz yaş almışım diyorum. TRT Erovizyon üyesi olduğu için başka ülkeler de izlerdi aynı zamanda. Şimdi tabii Erovizyon şarkı yarışmasına bile katılmıyoruz. Bu da ayrı bir konu. Hangi günlerden nasıl geldik? Halit abi hakikaten keşke şey olsa da bu korona günlerinde olmasak da Halit abiyle bir araya gelsek bütün Pertevniyeliler olarak bizim lisenin konferans salonunda o eski günleri anlatsa. Şeyi de hatırlıyorum ben. O zaman annem benim elimden tutar götürürdü Vatan Caddesi'nde. İşte geçitler olurdu. Resmi geçitler. İşte askerler geçerdi. Diğer bando, mızıka. Biz elimizde Türk bayrakları böyle bayrak sallardık falan. Onlar kalmadı. Yani statta yapılırdı. Statta işte insanlar aylarca önceden hazırlıklar yapar. Stadyumda işte kıyafet giyerler. Onun bir koreografisi vardı. Onu uygularlardı. O şenlikli günler geride kaldı ve artık yapılmıyor. Bu da beni üzüyor. Keşke tekrar yapılsa. Yine hep beraber böyle dışarıya çıksak, stadyumlara gitsek, ellerimizde bayraklarla kutlasak. İyi olmaz mı bari olur? Yani şöyle
Tabii ki coşku hala içimizde. Ben bugün inanın yataktan böyle bir heyecanlı, farklı bir güne uyandığımı zaten hissederek kalktım ve o coşkuyla, o heyecanla kalktım. Bu hep böyle olacak ama o coşku tabii ki birlikte oldukça daha da büyüyor, daha da o ruha sahip oluyoruz. Bugün işte koronadan dolayı bu yıl evdeyiz ama maalesef tam da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulumunun 100. yıl dönümünde evde olmak da biraz daha fazla üzüyor aslında bizi. Umarım seneye hep beraber tekrar sokaklarda oluruz. İnşallah. Mutluluğumuzu, coşkumuzu hep birlikte paylaşırız. Bugünün acısını seneye çıkartırız diyorum artık. Söylenecek bu noktada başka bir temennimiz yok. Bu arada ben dinleyenler var, el sallayanlar var. Onlardan da soruları olursa kendilerinden sorularını bekliyoruz. Yayına katılmak isteyen ya ben de bir şey söylemek istiyorum diyen olursa onları da bekliyoruz. Bu arada Murat Bey şimdi bayram coşkusu şu anda zaten yaşıyoruz. Korona günleri tabii mevzu ne olursa olsun bugünlerde dönüyor dolaşıyor koronaya geliyor nihayetinde bu bir gerçek. Evde kaldığımız şu günlerde gençlere özellikle tavsiyeniz nedir? Yani zamanı en etkili nasıl değerlendirebilirler? Bu 6 yıl bu hani daha böyle sıkışıp kaldığımız evlerde bu zamanı daha çok nasıl değerlendirebiliriz diye sormak istiyorum. Şimdi klasik bir yanıt vermeyeyim. Klasik yanıt vermem gerekirse işte ne demem gerekir? Müzik dinleyin, kitap okuyun, bol bol kitap okuyun, ders çalışın falan gibi şeyler söylemem gerekiyor. Böyle bir şey söylemeyeceğim. Şunu söyleyeceğim. Şöyle bir düşünüp kendilerini dinledikten sonra korona günlerinden önce neyi yapmaktan çok hoşlandıklarını onu zaten yapıyorlardı. Şimdi kendini keşfedip yeni bir şey yapmaktan hoşlanmaya çalışsınlar. Ne olabilir? Meditasyon yapmak mı? Başka bir müzik türü dinlemek mi? İnternette her zaman girdikleri siteler yerine yeni siteler keşfetmek mi? Müzik notası yazmak mı? Ya da kitap yazmak mı? Şiire merak salabilirler. Ya da bambaşka şeyler. Mesela evde el işi yapabilirler, maket yapabilirler, maket uçaklar yapabilirler veya başka şeyler yapabilirler. Bütün bunlar onların el becerilerini de geliştirebilir. Yani kendilerinin şimdiye kadar yapmaktan hoşlandıkları şeylerin dışına çıkmalarını ve yeni alışkanlıklar, yeni beğeniler kazanmalarını tavsiye ederim. Belki bu da Bu onlara arada yeni Murat bir beceriler Bey, kazandıracak. notları okuyor musunuz? Pardon araya gireceğim ama İlyas Bey demiş ki Murat'ım sabah ilkokulumuzdaki 23 Nisan'daki fotoğrafları buldum. Gözlerim doldu inan. İlyas sen tabii tam şey böyle kod gibi olduğu İlyas için sen okuyamıyorum ama İlyas, hatırladınız mı İlyas Bey'i? nasılsın İlyas'ım? İlyas'ı tanıyorum İlyas. Bu arada bir mesaj daha var. Seltap Hanım demiş ki kapalı bir şekilde kutlanan son 23 yıl olur. Aynı dileklere biz katılıyoruz. Şu anda sanırım yayınla ilgili bir problem var. Murat Bey'in bağlantısı biraz kesildi gibi görünüyor. Hem yanlış Ben sizi görmediysem notları okumaya çalışıyorum şu anda. Okulumuz mezunu Kemal Başaranoğlu yayında mentor yaşam koçu müthiş diyor. Evet Kemal Bey'e de o zaman selamlarımızı gönderelim. Bu arada Murat Bey beni duyabiliyor musunuz? evet ben duydum. Yayında bir sanırım teknik bir şey oldu, problem oldu. Ben Bir duyuyorum an sizi. dondu. Evet. Şu anda beni görebiliyor musunuz? Sizi görüyorum ama sesinizi tam net alamıyorum. Ha, o zaman internette bir problem var. Ben Evet. kendimi rahatlıkla görebiliyorum yani. Sizi de görüyorum. O zaman Murat Bey, bir küçük ara verelim. Sonra tekrar sizi bağlıyor olacağım. O sırada umarım problem Peki. giderilir diye düşünüyorum. Tekrar bağlanacağım Murat Bey ben size. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Evet biraz notları okumak istiyorum. İlyas Bey müthişsin Murat'ım. Gurur duyuyorum seninle demiş. İlyas Bey'i de yayına alabiliriz kendisi isterse evet. Evet bağlantı gidiyor demiş Fatma Hanım.
Şu anda Murat Bey tarafında sanırım internette bir sorun olduğu için şeyler oldu. Yayında ekranda donmalar oldu. O yüzden biraz sonra tekrar bağlanacağız. Murat Bey'i tekrar bir bağlayalım. Düzelmiş mi? Murat Bey şu anda evet. Şu anda güzel görünüyor. Buyurun, sizi dinlemeye devam edelim. Deminki tavsiyelerim bilmiyorum arkadaşlara, genç arkadaşlara tavsiyelerim hepsi geldi mi? Maket yapın diyordunuz en son. Evet, yani böylece kendi meraklarının her zaman yaptıkları boş zamanlarında yapmaktan hoşlandıkları şeylerin dışında yeni beceriler elde etmiş olurlar ve korona günlerinde kendilerini daha iyi eğlendirmiş olabilirler diye düşünüyorum Bahar Yıldırım, evet. Şimdi Murat Bey sizi böyle bir yayına davet etmişken sizin yazmış olduğunuz kitaptan bahsetmemek olmaz diye düşünüyorum. Nihayetinde dinleyenlerin de faydalanması amacıyla Parmaklarıyla Düşünen Dünya isimli kitabınızdan çok kısa bahsetmenizi istiyorum. Bu kitapta ben aslında gelecekte neler yapabileceğimizi anlatmaya çalıştım ve insanlığın, bireylerin, tek tek bireylerin sosyal medya ortamında, internet ortamında nereye varabileceklerini, hayatımızı nasıl etkilediğini anlattım. Ve bu kitabı yayınlandığı zaman Kasım 2019, Aralık Kasım yani 2019'un sonlarında yayınlandı. Daha henüz koronavirüs iken ortada yoktu. Şimdi tamamen internete bağlanmış bir dünyada yaşıyoruz korona günlerinden sonra. Çünkü insanlar arası sosyal mesafe bize bunu zorluyor. Ve o kitapta yazılanların korona günlerinde daha bir gerçek olduğunu görüyorum. Alışverişten tutun da uzaktan eğitime kadar ki biz derslerimizi online olarak üniversitede internet ortamında yapıyoruz ve hepimiz bir netizen haline geldik. Yani internet citizen, İnternet vatandaşı haline geldik. Bunun kısaltılmış olarak netsen. Şu anda sizinle olan bağlantımızı ve Pertemiyel camiası ile olan bağlantıyı bile ve bizi izleyen 17 kişiyi gördüğünüz gibi Instagram üzerinden, internet üzerinden bağlanıyor. Az önce Osman Gültekin'i de internet üzerinden dinledik. Dolayısıyla bu kitabı alan, Parmaklarıyla Düşünen Dünya kitabını alan herkes de insanlığın geleceğinin ne olduğunu, nasıl bir internet dünyasının bizi beklediğini okumuş olacaklar. Umarım beğenirler. Bu arada bir dinleyicimizin notunu okumak istiyorum. Bahar Hanım, ben 94 Mat A işte mezunuyum. Barış ben. Barış Bey'e sevgiler. Önerim şu. Biraz evvel bahsettiğim kendi içimizden çıkan değerleri kendimiz tanımıyoruz. Maalesef. Evet. Kemal Başaranoğlu örneğini ben şansa Pertemniyel mailimize gelen maillerden tanıdım diyor. Aslında şimdi Pertemniyel Derneği'nin amacı, temel amacı ve misyonu mezunları mezun olduktan sonra evet liseden mezun oluyor. Herkes kendi derdine ve herkes kendi yoluna gidiyor ama derneğimizin amacı mezunları aynı çatı altında toplayabilmek, tutabilmek ama bunu etkin bir şekilde başarabilmek. Yani aradaki Evet. network'ün yani öyle bir şey ki hani Osman Gültekin de her zaman verdiği örneklerden biridir. Yani belki de yanımızdaki kişi hiçbir zaman omuz omuza yanlışlıkla değdiğimiz kişiler hiçbir zaman belki ulaşamayacağımız insanlar ve belki de ikimiz de Pertemniyel mezunuyuz. Yani Pertemniyel olmak öncelikle bir ayrıcalıktır. Aynı zamanda çok büyük bir aileye sahibiz. Yani 100 bin üyesi olan, 100 bin mezunu olan yaklaşık bir network'in içindeyiz. Ama bunu maalesef etkileşimde olamadığımız için çok fazla değerlendiremiyoruz. Ulaşamadığımız insanlar belki bir tık ötemizde ama bunları kullanamıyoruz. O anlamda bu camiaya sahip çıkmak anlamında dernekte faal olmak, etkin olmak çok önemli. Siz de zaten teşekkür ediyoruz derneğimize geldiniz. Sizinle bir faaliyet gerçekleştirmiştik. Bundan sonra bununla Evet. ilgili sizin önerileriniz nelerdir? Yani bu network'ü etkin bir şekilde kullanabilmek adına. Çok güzel bir soruydu demin izleyicimizin sorusu. Yani Pertemniyelli değerleri tanımak istiyoruz biz de diye. Zaten Pertemniyelli Lisesi'nden Yetişenler Derneği'nin rolü ve önemi
senin de söylediğin gibi bu noktada ortaya çıkıyor ve dernek son zamanlarda bunu yapmaya başladı. Bizim dernek ve vakıf gibi ortamlarda ki benim bazen özellikle uzak durduğum ortamlarda hep böyle bir şey vardır. Yani işte küçük olsun, benim olsun, işte bizim tanıdıklar şurada olsun, başka bir şey istemem. O sadece kendi kendine yeten ve kendi kendine eğlenen grupçuklar oluşur. Şimdi Ferdin Yer Derneği, yani bu dernek, bunu kırmak için elinden geleni yapmaya başladı. Ben şimdiye kadar uzak durmama rağmen işte bu mentorluk programında sizin davetinizi, kıymetli başkanın Osman'ın davetini kırmadım ve çok memnun oldum. Çocuklar da çok ilgiliydiler. Güzel bir konferans oldu. İşte şu anda bu yayını yapıyoruz. Sadece bunun ibaret kalmayacağından eminim. Yani derneğin başlaşmaları da olacak. Bu noktada biz Pertimyal mezunu olarak tüm Pertimyal mezunları da bir çağrıda bulunuyorum. Ben de bir Pertimyal mezunu olarak. Lütfen el versinler. Derneği arasınlar. İlla sizin de Bahar Yıldırım'ın söylediği gibi bir destek illa maddi bir destek değildir. Mezun olduğunuz noktada bir katkıda bulunursunuz, yayına bağlanırsınız, mentorluk programına gelirsiniz, pikniğe gideriz, piknikte bir şeyler yaparız. Bir çocuğun başında bir sıkıntı vardır, o sıkıntıyı hep beraber kaldırırız. Bakın, camia olmak aynı zamanda güçlü bir lobiye sahip olmak demektir. İsim ve isimdedir Galatasaray. Bir camia yaratmışlardı. Boğaziçi mezunları da bir camia yaratmışlardı. Biz de Pertemiyal mezunu olarak Pertemiyal camiası yaratalım. Korona günlerinde şekillerde kendi çevresini genişletmek isteyen insanlar olabilir. Onlara yardımcı olalım. Derneğin amacı bu. Ben bunu hissediyorum. Ben de gönüllü olarak elimden geleni yapıyorum. Maddi olarak da sadece aidat ödeyeceğiz. O kadar yani. Başka bir şey istemiyor kimse. Dolayısıyla bu çağrıyı önemsiyorum Bahar Yıldırım. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizi önemsiyoruz Murat Bey. Yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ama maalesef internetle ilgili sanırım bir problem yaşandığı için yine bir bağlantı kopuklukları oluyor. Sizlerden hem bu günün anlam ve önemini dinledik, hem Pertemiyal Derneği'ne verilmesi gereken desteğin öneminden bahsettiniz. Kitabınızdan küçük de olsa bahsetmiş olduk. Ben tekrar yayına katıldığınız için teşekkür ediyorum. Tekrar dernek çatısı altında farklı programlarda ve mecralarda buluşabilmek, görüşebilmek ve konuşabilmek ümidiyle diyorum Murat ben Bey'e. Ben de size teşekkür ediyorum ve iyi bayramlar diliyorum. Evet, Murat Bey'le olan sohbetimize maalesef internetle ilgili bir sorun yaşadığımız için ara vermek, bitirmek durumunda kaldım. Zaten saatlerimiz de 9'a yaklaşıyor. 15 dakikamız var. Pertemiyal ailesi olarak bugün güzel bir bayram gününde sizlerin karşısına geçmek istedik. Bundan sonra daha çok yayın yapacağız. Ancak buradaki beklentimiz sadece birkaç kişi, hani sürekli aynı kişilerin konuşması değil, herkes, Pertemiyal'li olan herkesi bu yayına bekliyoruz. Sorularınızı bekliyoruz. Önerilerinizi bekliyoruz. Yayına katılmak isteyen arkadaşlarımızı bekliyoruz. Hepimiz kocaman bir aileyiz diyorum. Ben bu güzel günde, bu güzel yayını izniniz olursa Atatürk'ün gençliğe hitabesini okuyarak sonlandırmak istiyorum. Sonrasında da yine sorularınız olursa alacağım ve zaten ondan sonra balkonlardayız. İzin verirseniz Atatürk'ün gençliğe hitabesini okuyarak bugünün anlam ve önemini bir kez daha altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici behtahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyetine, müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir.
İstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Arkadaşlar, dilim döndüğünce okumaya çalıştım. Okurken de zaten heyecanlandım. Gördüğünüz üzere ülkemize sahip çıkalım. Bugün çok güzel bir gün. 45 dakikalık bir yayınımız oldu. Bundan sonra tekrar bir arada olmak üzere diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Saygılarımı sunuyorum. Tekrar iyi bayramlar diyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.